Halkımız ekmek derdindeyken, esnafımız siftah derdindeyken, terör tehdidi altında bulunan vatandaşımız, askerimiz, polisimiz can derdindeyken, birileri bütün bu dertleri bırakmış başkanlık derdinde. 14 yıldır tek dertleri kendileri, aileleri, iktidarları ve sarayları oldu. Bu tek adamlık hevesiyle ülkeyi çıkmaza sokanlar, vatandaşın yaşam şartları giderek ağırlaşırken, şimdi bir kez daha, daha çok iktidar, daha çok güç için vatandaşı zor durumda bırakıyorlar. Önce şu soruyu çok açık yüreklilikle sormak gerekiyor. Ne oldu da başkanlık tartışması buzdolabından yeniden çıktı? Türkiye'nin bu kadar sorunu varken, bu kadar kritik meselesi varken, şimdi Türkiye neden yeniden başkanlık tartışmasına kilitlendi? Daha dün değil miydi ki bu ülke menfur bir darbe girişimiyle karşılaştı? Daha yeni değil miydi ki topyekün bu ülke o darbe girişimine karşı demokrasiyle engel oldu? Daha yeni değil miydi ki FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu açıkça ortaya çıktı ve mücadele edilmesi gereken korkunç bir örgüt tespit edilmiş oldu? Ya bu işler bitti mi? FETÖ'den devlet arındırıldı mı? Vatandaşın o darbe gecesi karşılaştığı demokrasi eksikliği giderildi mi? Bütün bu işler bitti mi de biz şimdi başkanlık tartışıyoruz? Yalnızca bir kişinin kaprisi, bir kişinin kendi şahsi siyasi hırsı ve bir kişinin talepleri için yeniden ısıtılarak Türkiye'nin önüne koyan bu başkanlık tartışmasının bedelini vatandaşımız ödüyor. İstikrarsızlıkla ödüyor, yoksullukla ödüyor, işsizlikle ödüyor, hayat pahalılığıyla ödüyor. Bugün Türkiye için en büyük risk unsuru AKP'nin ta kendisidir. En büyük istikrarsızlık kaynağı Erdoğan'ın bitmek tükenmek bilmeyen kaprisleridir. En büyük maliyet 14 yıldır ülkeyi istikrar diye yönetip her alanda istikrarsızlığın kaynağı haline gelmiş olan iktidarın ta kendisidir. Kısacası başkanlık o hali sürekli kılmak demek, baskı demek, sansür demek, diktatörlüğün tescili demek. Uzun lafın kısası, bir kişinin kaprisi olan başkanlığın o bir kişi ve avanesi hariç hiç kimseye faydası yok. Bilakis bütün vatandaşlarımıza ve Türkiye Cumhuriyeti'ne ağır bir faturası var. Çözüm, herkes nasıl anayasaya paşa paşa uyuyorsa, Cumhurbaşkanı'nın da üzerine yemin ettiği anayasaya uymasıdır. Çözüm, hiç kimsenin anayasal sınırları dışına çıkamayacağı bir demokrasiye bugün sarılmak ve güçlendirmektir. Çözüm, 15 Temmuz'da bombalar altında çalışmaya devam eden ve Türkiye'yi bir felaketin eşiğinden döndüren parlamenter demokrasiyi korumak, kollamak ve güçlendirmektir. Çözüm, Türkiye'yi darbe hukukundan arındırmak, özgürlükleri arttırmak, barajları indirmek, Türkiye'yi demokratikleştirmektir. Ve çözüm her şeyden önce muhalefet partilerinin ve medyanın kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yapmasıdır. İktidara göz kırpacağız diye mahcup başkancılık oynamak yerine demokrasiye, özgürlüklere, anayasaya sahip çıkarak Cumhurbaşkanı'na ve her şeyden önce herkesin anayasal sınırlarına dön, herkes gibi sen de anayasaya uymak zorundasın diyebilecek cesareti göstermesi gerekiyor. Hakikat, adına Türk tipi başkanlık denen ucubenin bir tek adam faşizmi olduğudur. Hakikat, bugün Türkiye'ye istikrarsızlıkla, yoksullukla, terörle, hayat pahalılığıyla bedel ödeten başkanlık tartışmasının tek bir kişinin kaprisi ve siyasi hırsı olduğu gerçeğidir. Meclis, millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Meclistekiler halkın seçilmiş temsilcileridir. Dolayısıyla
faşizm arayışına karşı mecliste demokrasiyi savunmak, demokrasi mücadelesi vermek esasında millet iradesini savunmaktır. Biz bunu yapmaya devam edeceğiz.